Arkadaşlar merhabalar, full yayınlarındayız, full matematik yayınlarının geometri soru bankasını çözüyorduk. Üçgende açıortaya geldik, dördüncü testine kadar geldik üçgende açıortayın dostlarım. Ve dördüncü testin ilk sorusuna başladım hemen. Diyor ki AB 12, DC 6, DB de 8'miş dostum, şurası 8'miş bak. Hemen şu açıortayı konuşmaya başlıyorum. Şimdi burası madem ki 8, burası da 6. Bu açıortayın kollarından biri 6, biri 8. 8 ile 6'nın oranı ayakların oranına eşit olacaktı. Demek ki burası 8K, burası da 6K olabilir. Hatta ne demiştik? 8K'ya 6K yazmaktansa sadeleştirip de yazabilirdik. Yani 2'ye bölelim ikisini. 4K'ya 3K şeklinde ayakları döşelim. Şimdi de şu büyük açıortayı konuşalım dostlar, şunu. Bakın bu büyük açıortayın da ayakları 4'e 3. Peki dörtlük ayağa ne düşmüş dostum? 12'lik kol düşmüş. Yani 3 katı gelmiş. 4'ün 3 katı. O zaman 3'e de 3'ün 3 katı olan 9'luk bir kol düşecek. 6'sı buradaysa x'e de kaldı 3. Cevabım Bursa'dan çıktı. Geldim ikinci soruya. 12... 16, 20 üçgenini görüyorum ve buraları da 10, 10 diye yazdım. Hatta dostum muhteşem üçlü değil mi? Bakın dik açıdan inen kenar ortay hipotenüsün yarısına eşit, bu da 10. Şimdi de şu dış açıortayı konuşalım. Bu dış açıortayımın kolları 16 ile 10. Ayaklarım da Denizli'den başlıyor. Bak bu tarafa doğru düşüyormuşum gibi. Yakın kol 10. Uzak kol 16. O halde 10 bölü 16 eşittir diyorum. Birinci ayak x, ikinci ayak x artı 10. X bölü x artı 10 dedik. 2'ye bölelim 5, 2'ye bölelim 8. 8 ile burayı çarptım. 8x, 5 ile burayı çarptım. 5x artı 50. Hemen 5x'i buraya aldık. 3x eşittir 50. X eşittir 50 bölü 3 geldi. Yani cevabım Edirne'den çıktı dostlar. 3 numaralı sorudayız. Bakın hemen bir iç açıortay, bir de dış açıortay görüyorum. Önce iç açıortayı yapıyorum dostlar. İç açıortayın ayakları 3'e X ise kolları da 3K'ya XK olacak. Hemen ayakları görüyorsanız kollara taşıyın dedik. Şimdi iç açıortayla işim bitiyor haliyle. Burayı görme artık. Dış açıortay yapalım. Yakın kol 3, uzak kol x. O halde 3k bölü xk eşittir. Birinci ayak 5 bölü ikinci ayak hepsinin toplamıydı dostlarım. 8 artı x oldu. Hemen bir içler dışlar yapıyorum. 5x eşittir 24 artı 3x diyorum. 2x eşittir 24, x eşittir 12'yi Ceyhan'ı paketledik dostlar. Geldik 4 numaralı sorumuza. ABC bir üçgen, FD ile bilmem ne açıortaymış. Şöyle bir oran vermiş. BF'ye diyor 3K derseniz FC'ye 2K diyeceksiniz diyor. Bunu bir yazdım dostum ben. Peki şu açıortayı konuşuyorum şimdi, şunu. DF açıortayını konuşuyorum. Üçlük ayağına 3K yazdıysam dörtlük ayağına ne yazacağız? 4K yazacağız. Şimdi şu açıortayı konuşalım dostum. Kollarına bakın, 4'e 2 yarıya düşmüş. Ayaklar da aynı muhabbeti yapacak. Yarıya düşürecek 6'yı, 3 olacak dedik. Evet arkadaşlarım, bakın bu açıortayın bu benim söylediğim özelliklerini bilmiyorsanız konu anlatım videosunu mutlaka izleyin. İyice öğrenin. Ondan sonra bu soruların çözümünü daha iyi anlarsınız. Evet 5 numaradayım dostum. ABC dik üçgen, bir diklik var. Şurası toplamda 30. O halde buraya ne kalacak? 60 derece dedik. Ve bakın fışkırtma teoremi yapalım. Açıortay ve diklik görünce şu öldüğü noktadan bir de buraya biz diklik çizelim. Bu diklikler eşit. Burası da 6 oldu. Ve bakın arkadaşlarım, o küçücük dik üçgende 60'ın karşısına 6 düştü. 30'un karşısına ne düşecek o zaman bu durumda? 6'nın köküçe bölünmüş hali. O da 2 köküç yapar. Peki hocam 30'un karşısında 2 köküç varsa 90'ın karşısında 2 katı olacaktı, 4 köküç olacak. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi bile. 6 numaradayız dostlar. Önce şu büyük açıortayı bir yapalım mı bakın. Kolları 6'ya 9.
O zaman ayakları 6K, 9K da yazabilirim ya da sadeleştirelim, 3'e bölelim, 2K'ya 3K yazalım. Başka, BE'yi soruyor bize. Şunu soruyor, X dedim bu BE'yi. Şu açıortayı konuşacağım, ED açıortayını. Bak, sol kolu X, sağ kolu 5 eşittir. Sol ayak 2, sağ ayak 3. 3X eşittir 10, X eşittir 10 bölü 3. Yani 6. sorumun cevabı Adana'dan geldi dostum. Geçtik 7 numaraya. 7 numara biraz uzun bir soru. Altta da şekli çizmiş. Şurayı bir okuyayım ben. Bakayım ne diyormuş. Merve öğretmen geometri dersinde etkinlik öğrencilerine yaptırıyor. Açıölçerin merkezi A olan 50, 95, 40 falan filan her şeyi söylemiş ve söylediği şeyleri alt tarafta çizmiş arkadaşlarım. Ben şimdi şuradan okuyup şeklin üstüne yerleştireceğim. Şimdi diyor ki AC doğru parçasının uzunluğu 28. O halde AC'ye hemen 28'i koyalım. AB doğru parçasının uzunluğu 21. Şuraya hemen 21'i koyalım. Bir de bunlar nereden geçiyorlardı? Bak 50'den 90'dan. Yok, 50'den 95'ten geçiyorsa şu 50 ile 95'in arası da 45. 95 ile 140'tan geçiyormuş. Bunların da arası 45 olacak dostlarım. Aralara da 45'leri koyduk. Açıortay olduğunu gördük. Hatta dik üçgen olduğunu da gördük biz bunun. 21-28 dik üçgeni. Bakalım hangi özel dik üçgenimize giriyor bu. 21-28 bir şey. 7'ye bölünüyor. 7'ye bölersek 3, 7'ye bölersek 4, 7'ye bölersek x bölü 7. X bölü 7. 3, 4, 5 üçgeniymiş bu. Demek ki x bölü 7 5 ise şuranın tamamı 35 olacak. Ben x diye buranın tamamına demiştim az önce hipotenüse. Peki bir de açıortayımız var 45-45. Hadi 21'e 28. Demek ki 7'ye bölerek yazıyorum. 3K burası, 4K da burası. Yani toplamda 7K'yı biz 35 diyebiliyoruz. O halde K 5 çıkar. 3K'yı soruyor bana dostum. 3 kere 5'ten 15 gelecek sorumuzun cevabı. Hemen bakıyoruz. Bursa'da varmış arkadaşlar sorumuzun cevabı. 8 numarayı okuyorum dostum. Yine bir yeni nesil soru. Ahmet ABC üçgeni biçimindeki kağıdı ADC üçgeni EDC üçgenine eş olacak şekilde CD ve ED boyunca keserek 3 parçaya ayırıyor. Tamam. Şimdi bununla bu ikisi de eş olacak. Dostum eş ise bunun bu kısa kenarı buna eşit olacak. Bunun bu kenarı bu kenarına eşit olacak. Şu kenar zaten ikisinin de ortak kenarı. Eş oldukları için şurası kesin açıortay olacak. Aslında katlama yapmış dese bile olurdu dostlarım. Katlama sorusuymuş bu meğerse. Sonra bakın şu EBD üçgeni, şuradaki üçgenin EB kenarı 4'müş. Şuraya 4 yazalım. ED kenarı 6'ymış. Buraya 6 yazalım. O zaman burası da 6. BD kenarı 8'miş. Buraya da 8'i yazdım. Şuna da X, X dedim. Buna göre diyor ki başlangıçta verilen ABC üçgeni biçimindeki kağıdın çevresi kaç santimdir? Hadi çevresini bulalım şimdi bunun. Tabii ki bir açıortay teoremi yapacağım öncelikle burada dostlar. Şu bizim bir açıortayımız değil mi? Ve açıortayın bakın sağdaki kolu x, alttaki kolu dikkatli olun x artı 4 eşittir. Üstteki ayağı 6, alttaki ayağı 8. 6 bölü 8 sadeleştirdim 3 bölü 4 dedim. İçlerimi çarpıyorum 3x artı 12. Dışlarımı çarpıyorum 4x. 12 burada kalsın. 3x'i 4x'in yanına gönderdik. X eşittir 12 çıktı. X 12 ise şuraya da 12 diyelim. Şu üçgenin çevresini soruyordu bize. 12. 12 daha 24. 24. 6 daha 30. 30. 8 daha 38. Bir de 4 var burada. 42 yaptı. 8. sorumun cevabı Edirne'den geldi dostlar. Geçtim 9 numaralı soruya. Bakalım ne diyor. İkizkenar dik üçgen biçimindeki kağıt. Bak bu ikizkenar dik üçgenmiş dostum. Demek ki şu C açısı 45 derece. Şunlar da 22,5 derece. A köşesindeki açı iki eşit parçaya ayrılacak şekilde AD boyunca kesildi. DC 6 birimdir. Şurası da 6 birim olmuş. Tamam.
Daha sonra elde edilen iki üçgen diyor, şurada söylemiş, yukarıdaki gibi birleştirilmiştir diyor. Yukarıdaki verilenlere göre D üssü ile C noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şurayı da bize soruyor dostum. Şu mesafe nedir diye bir soru sormuş. Şimdi öncelikle gelin şu 22,5'ları 45'leri şeklimizin üstünde de yerleştirelim. Şimdi şu denizli açısı şuradaki açı. Bu açıyı buluruz. Birazdan şu açı, yani denizli açısı. Üsttekine göre şuradaki açı. DC'ye 6 vermişti. Oraya 6 yazdık. Sonra Ceyhan açısı 45 dereceydi. Şuraya 45'imizi yazalım. Adana açısı, şuradaki açı 22,5'tu. Şuraya 22,5 yazalım. Başka BAD üssü üçgeninde şurası yine 22,5'muş. Buraya 22,5'umuzu yazalım. Başka. 22,5, şurası 67,5'tur. Bunu yazdık. Şu bizim açıortayımız oldu ve biliyoruz ki AD uzunluğu, şuradaki uzunluk AD üssü uzunluğuna eşit. Bakın işte açıortayın kuralı çıktı arkadaşlar. Şu bizim açıortayımız. Demek ki hocam şuraya çizilen uzunlukla buraya çizilen uzunluk eşit. Açıortay iki tane eş üçgene ayırmış burayı dostlar. Madem ki ikisi de birbirine eş, o halde buradaki şu kenar 6 ise bu kola olan mesafede kesinlikle 6 olacaktır dedim. Bize de neyi soruyordu? D üssü ile C arasını, yani şuradaki 6'yı soruyor. Cevabım 6'dır. Paketledik gitti arkadaşlarım. Edirne'den geldi. Evet dostlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.